Aslında yayınlarda sen de sıkça dile getiriyorsun. 10 numara bölgesinde de arayışlar var, devam ediyor. Tabii bu bölgede pek çok isim de gündeme geliyor. Bugün de Mehmet Özcan'ın bir haberi vardı Tarış Şıkay'la alakalı. Bilmiyorum tabii perde arkasında senin bildiğin durum ne? Sen de dinleyelim bir de böyle bir gelişme var mı? Ya Ya da muhtemel mi? ben haberi açıkçası okumadım, görmedim. Talişka konusunda da Galatasaray'ın bildiğim kadarıyla bir girişimi, bir düşüncesi yok. Çünkü Talişka çok yüksek bir yıllık maaş alıyor ve ya öyle bir durumun olabileceğini zannetmiyorum ama aslında şimdi ya bu Talişka konusuna girmeyi istemiyordum da şöyle bir açıdan iyi oldu. Ya yıllardır şöyle bir ezber var Talişka konusunda. Bence Türkiye'de hak ettiğinden fazla övülen bir oyuncu Talişka. Mesela şimdi Galatasaray taraftarına soralım. Ki yorumlara bakıyorum böyle Evet, senin aynı durum. herkes çok olumlu da değil. Mesela geçen sene falan daha çok uçuyordu insanlar. Talişka gelse şöyle yapar, böyle yapar diye. Biraz gözümüzün önündeki değeri fark etmekte fayda var. Yani şimdi Talişka yıllardır anlatılıyor öyle böyle falan diye. Galatasaray'ın elinde Talişka'nın daha iyisi var zaten mevcut olarak. Galatasaray'ın elinde Nicolò Zaniolo var. Benzer rollerde oynadıklarında Talişka'dan çok daha fazla katkı yapabilecek, çok daha kaliteli bir oyuncu var Galatasaray'ın elinde. Bu şimdi bazı insanları rahatsız edebilecek bir yorum olduğunu düşünüyorum bunun ama problem değil. Doğru olduğunu düşünüyorum çünkü. O yüzden ısrarla söyleyebilirim. Yani Talişka evet yeteneğine asla bir şey söyleyemeyiz. Beşiktaş'a geldi önemli katkılar da yaptı ama yani bu kadar böyle ne bileyim dünyanın en büyük futbolcusu gibi yıllardır hasretle anılmasına yani tek başına bir takımı Türkiye'de şampiyon yapabileceğine inanılması bana çok mantıklı gelmiyor. Dediğim gibi şu an Galatasaray'ın elinde zaten Talişka'nın daha iyisi var. Daha da genci var. Nicolò Zaniolo var. İtalya milli takımındaki fotoğraflarını gördükçe insan daha çok heyecanlanıyor. Başkan da dedi ya yani şeyden sonra kamptan sonra daha iyi olacağını düşünüyoruz diye ben Zaniolo'nun kalmasını bekliyorum artık. Yani daha kalması daha yüksek ihtimal gibi geliyor bana. Zaniolo'nun olduğu yerde Talişka'ya falan gerek yok. Yani 10 numara pozisyonuna Zaniolo'yu atarsanız Talişka, Malişka hiç kimse aramaz. Önümüzdeki sene de Ocak ayında ya da sezon sonunda Zaniolo ayrılırken böyle herkes gözleri yaşlı bir şekilde arkasından bakar muhtemelen. Kesinlikle. Melih Demiral ismi çok sorulmuş. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi sence? Valla bu İtalyan basınının yaptığı bir haber. Corriere dello Sport'ta vardı galiba Meri haberi. Yani Nelson satılırsa böyle bir hamle çok mantıklı olur tabii ki Galatasaray için. Orada iki yerliği stoperde Abdülkerim'in yanına Merih, Abdülkerim'in yanına hatta Ozan Kabak zaman zaman düşünülen şeylerden bir tanesi de bu ama bugün itibariyle benim bildiğim böyle bir girişim, böyle bir gelişme yok. Yani Merih de henüz bence yaş olarak da durum olarak da sanki böyle daha Türkiye'ye gelecek durumda değil gibi. Orada biraz daha devam etmek isteyebilir. Ama daha yolun çok başındayız. Daha transfer dönemi açılmasına bile 15-16 gün var. Daha bu haberler, bu gelişmeler çok su kaldırır. Yani geçen sene mesela hatırlıyorum Haziran ayının sonlarında konuştuğumuz isimleri, bahsettiğimiz oyuncuları ve sonrasında Eylül ayında kimlerden bahsediyorduk, kadro nasıl şekillendi. Bu işler çok değişkenlik gösteriyor. Erdem Bey mesela dün beIN Haber'deki programda şöyle bir şey söyledi. Ya yani insanlar şunu anlasın istiyorum ben. Bizim izleyicilerimiz zaten çok aklı selim, çok düzgün insanlar ve her şeyi çok net anlayabiliyorlar ama belli ezberler var. Onun biraz dışına çıkmakta fayda var. Yani hep şu söyleniyor ya, ya siz de 50 tane adam söylüyorsunuz kardeşim, bir tanesi geliyor falan diye. Dün Erdem Bey dedi ki, bizim transfer listemiz vardı. Transfer listesinden sadece iki oyuncuyu aldık dedi. Oliveira ve Seferovic. Şimdi mesela o listede 30 tane de adam var. Hepsiyle de görüşme yapılıyor. Yani bazısı yansıyor basına, bazısı yansımıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Erdem Bey'in yaptığı bir sürü görüşme var. Net olarak biliyorum yani. Birçok oyuncu için, birçok mevki için, bir tane iki tane değil yani belki 20 tane oyuncu için görüşme yaptı. Şimdi bunların hepsini tek tek yazmaya, telaffuz etmeye kalkarsak İşin içinden çıkamayız. Bu sefer iş şuna dönüyor. E kardeşim sen Galatasaray bu adamı istiyor dedin. E hani nerede bu adam? E öyle olmuyor bu işler. Yani kendi Galatasaray'ın kendi transfer listesi ya. Teknik direktörün Okan Buruk'un, transferden sorumlu yöneticisinin Erden Timur'un, işte sportif direktörü Cenk Bey'in, yardımcısı Ayhan Akman'ın
ellerindeki transfer listesinden sadece iki tane oyuncu alındı. Sonrasında şartlara göre yeni yeni isimler eklendi. O yüzden çok dinamik bir süreç. Şimdi bugün bir şey söyleyip yarın farklı bir şey söylememek adına ben biraz daha temkinli davranmaya çalışıyorum. Belli böyle bir somut aşamaya geldikten sonra daha net şeyleri konuşabiliriz. O yüzden affetsin yani taraftarlar da. Onların heyecanına belki %100 karşılık veremiyor olabiliriz o noktada. Şu anda daha yaklaşık 1250 kişi yayınımızı izliyor canlı olarak. Onları da hatırlatmamı yapmış olayım. Biliyorsunuz ki bir Galatasaray forması hediye ediyoruz yeni sezon. Bunun için yapmanız gerekenler yayınımızı beğenmek ve yorum kısmına bolca yorum bırakmak. Biz de aranızdan bir şanslı izleyicimize hediyesini göndereceğiz. Bir de şu var şimdi. Icardi ve Raşit'in bonservisini hep konuştuk ama yine yayını noktalamadan bir kez daha onlarla ilgili son durumu en azından senden dinlemiş olalım. İkisi için de görüşme devam ediyor. Yani Rashica için aslında şöyle söyleyeyim. Zaman zaman bundan bahsettik. Yani bonservis beklentisi çok yüksek olabilir. O yüzden Galatasaray Rashica'dan vazgeçip benzer profilde oyunculara yönelebilir gibi düşünceler vardı ama sanki yönetim o rakamları biraz aşağı çekmiş gibi gözüküyor. Yani teklif biraz düşük tutuldu bonservis için yapılan teklif. Böyle 4-5 milyon eurolar civarında açtı Galatasaray kapıyı. Karşı taraftan gelen talepler de kabul edilebilir düzeyde. Yani böyle 12'ler 13'ler falan oralardan aşağı inmiş gibi duruyor. O yüzden Raşitsa konusu çözülmeye yakın gibi duruyor açıkçası. Sadece yönetim yani böyle 250-500 bin euroyu fazladan vermek istemiyor. O yüzden biraz daha pazarlık yapacaklar ama çözülecek gibi duruyor Raşitsa konusu. Çünkü hoca da çok istiyor. Yönetim de çok memnun. Değerli bir parça. Icardi konusunda da henüz yeni bir gelişme maalesef yok. Yani biraz daha bekleyeceğiz Icardi konusunu. Yani dün mesela Okan Hoca'nın açıklamalarından benim anladığım Galatasaray yönetimi de Galatasaray teknik heyeti de Icardi konusunda biraz böyle Ağustos'a kadar falan bir vakit vermişler kafalarında. Ve yani açıklamalardan anlaşılan o çünkü Okan Hoca dedi ki biz ön elemeye kadar bir forvet daha transfer etme düşüncemiz var. En azından o forvetle ön elemeyi geçelim minvalinde. Satır aralarından anlaşılan buydu. O nedenle yani yönetim de gözünde yani Icardi bir Ağustos'a kadar Ağustos'ta bile olsa olur düşüncesine sahip gibi. Daha önce de söyledim yani orada konuşuyor tamamen. Icardi için çok fazla ihtimal var. Henüz somutlaşmamış, teklifleşmemiş olsa bile çok büyük takımların bir anda işte Bayern Münih'in birinci forveti olarak falan transfer olabilir Icardi. Yani bu ihtimaller oyuncunun da kafasında var. Ne bileyim Real Madrid'de Benzema ayrıldı. Orada forma giyebilir. Kimsenin şaşırabileceği durumlar değil bunlar. Manchester City'de alternatif forvet olabilir. Yani o seviyede takımlardan teklif gelebilme ihtimali var. Ya da Suudi Arabistan'dan 50 milyon euroluk bir yıllık ücret de teklif edilebilir. Icardi biraz bunları bekleyecek haliyle. Ama daha önce söyledim bir kez daha söyleyeyim. Yani az önce saydığım City, Real Madrid, Bayern Münih gibi o seviye böyle A-plus takımlar dışında yani oralardan bir ciddi teklif gelmezse Icardi'nin dönüp geleceği yer yine Galatasaray olur. Ama biraz beklemekte fayda var. Bir de somut bir şey söyleyebileceğim bir soru olduğu için az önce gördüm. Kaçmasın. Kaleci konusunu soruyorlar. Bak mesela orada somut isim de var. Şey de var. Gündem de var. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten hem başkan hem Erdem Bey hem Okan Hoca yaptıkları açıklamalarda Muslera'yla devam edileceğini söyledi. Galatasaray şu anda bir yedek kaleci arayışında. Okan Kocuk ayrılıyor. Temas kurulan, somut olarak adım atılan isim de Günay Güvenç. Günay için görüşme yapıyor Galatasaray. Günay'ı Galatasaray ikinci kaleci olarak transfer etmek istiyor. Biraz oyuncunun yıllık ücret konusundaki talebi yüksek geldi Galatasaray ama pazarlık devam ediyor. Bu transferin olma ihtimali yüksek. Peki.